Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Mario Draghi, Türkiye-İtalya arasındaki 3. Hükümetler Arası Zirve kapsamında Ankara'yı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 9 anlaşma imzalandı. Farklı konular üzerinde imzalanan anlaşmalar arasında savunma sanayinde gizlilik anlaşması da yer alıyor. Hükümetler arası zirve sonrası yayımlanan bildiride ise anlaşma ile ilgili olarak, Türk ve İtalyan savunma sanayi şirketlerinin son yıllarda başarıyla sonuçlandırdıkları ortak projelere ve bu işbirliğini ilerletmeye yönelik siyasi iradeye değinen taraflar, savunma sanayinin hem mevcut hem de gelecekteki ilişkileri açısından kilit bir rol oynadığını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede taraflar, savunma sanayi alanında gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılamışlardır İfadeleri kullanıldı. Bu bağlamda anlaşma, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Gerini tarafından imzalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nın resmi açılışını gerçekleştirmesinin ardından İtalya'ya gitmişti. Sicilya adasındaki Sigonella Askeri Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Agusta Limanı'na geçmişti. İlk olarak İtalya Savunma Bakanı Gerini ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Türkiye, İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları arasındaki üçlü görüşmeye katılmıştı. Gelişlerinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından karşılanan Bakanlar Akar ve Gerini çekilen hatıra fotoğrafının ardından gemiye çıkmıştı. Üçlü görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmuştu. Bakan Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirmişti.